Selamun aleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha birlikteyiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Yazma Üzerine Sohbetler. Yazma Üzerine Sohbetler. Bu bir söyleşi kitabı. Söyleşinin yapıldığı kişi Ursula Guin. Kele Guin. Herhalde böyle telaffuz edilir. Yok, K denmez de ona. Ben demiş oldum. Ursula Hanım yazmak üzerine güzel şeyler söyleyen bir bayan. Başka bir kitabını daha, ama onu tanıtmamıştım. O zamanlar kitap tanıtımı yapmıyordum. Okumuştum. İsmi aklıma gelmiyor kitabın. Denizde Bir Dalga mıydı? Öyle bir şeydi ismi. Metis yayınlarından çıkmış elimdeki eser. Söyleyişi yapan David Neiman. Şöyle göstereyim bir kapağını, tanımış olun. Evet, kapak böyle. Metis Diyaloglar serisinden çıkmış. Kitap söyleşi kitabı yani. Önce alıntılarımı okuyayım, sonra da aralarda veya en sonda kitaba dair biraz konuşalım. Evet, ilk işaretlediğim yer 11. sayfada. Söyleşi yapan kişiler içinde en çok korktuklarım, Ursula Hanım diyor bunu, söyleşi yapan kişiler içinde en çok korktuklarım, yayın evinin halkla ilişkiler yetkililerinin kitabınız hakkında söylediklerini ve metinden cımbızlanmış bazı kullanışlı alıntıları okumuş olanlardır. Bunlardan biri yüksek sesle okuyup samimi bir şekilde şöyle derler: "Burada söylediklerinizi biraz açar mısınız?" Bu kişiler kitap yazmış ünlülerle iyi anlaşırlar. Ünlü şahsın aslında kitabı yazmamış olması hiç fark etmez. Zira söyleşiyi yapan da aslında kitabı hiç okumamıştır. Tek istenen, söyleşiden radyo veya televizyonda yayınlanmaya elverişli, dikkat çekici bir bölüm çıkarabilmektir. Bunu biraz açar mısınız sorusu, kitapları belli bir bilgi ya da mesaj içeren ve yerine ulaştığından emin olmak için bu bilgi ya da mesajı tekrarlamaya hevesli olan ciddi yazarlar için de uygun olabilir. Ama karmaşık bir şeyi ellerinden gelen en iyi şekilde kelimelere dökmek için epey çaba sarf etmiş olan yazarlar için uygun bir soru değildir. Onlar söyledikleri şeyin yüksek sesle okunmasından memnun olurlar. Çizdiğim yerler burası. Onlar söyledikleri şeyin yüksek sesle okunmasına memnun olurlar. Ama o sözün daha farklı ya da daha iyi bir biçimde söylenmesi gerektiği imasını memnuniyetle karşılamazlar. Bülbül hakkında yazdıklarınız çok ilginç Bay Keats. Biraz daha açar mısınız lütfen? Gibi mesela diye bir örnek veriyor. Evet, geldik 13. sayfaya. Burası da aynı şeyin devamı, diyaloğun devamı. Kurmaca dışı eserlerim hakkında konuşmak. Kurmaca dışı, yani roman gibi, fantastik edebiyat gibi, o kendinin eser ürettiği tarzlar. Genelde fantastik edebiyat üzerine yazmış Ursula. Kurmaca dışı eserlerim hakkında konuşmak durumunda kalmak ise beni farklı bir biçimde korkutuyor. Mesela yazarlıkla ilgili eserleri. Söyleşiyi yapan kişinin eserlerindeki Schopenhauer, Wittgenstein ya da Adorno etkisini tartışacağından korkuyorum. Söyleşiyi yapan kişinin eserlerindeki Schopenhauer, Wittgenstein ya da Adorno etkisini tartışacağından korkuyorum. Hiçbirini okumadım bu arada diyor. Veya bir queer teorisi ya da sicim teorisi hakkındaki fikrimi öğrenmeyi talep edeceğinden çekiniyorum. Dinleyicilere taoizmin ne olduğunu anlatmamı isteyeceğinden ya da en muhtemeli bana insanlığın geleceğini soracağından korkuyorum. Michio Kaku'nun İnsanlığın Geleceği diye bir kitabı var. Acaba ona mı gönderme yapıyor? Cehaletimin muazzam boyutlarını biliyor olmam, çizdiğim cümle burası. Cehaletimin muazzam boyutlarını biliyor olmam, onu sergilemekten hoşlandığım anlamına gelmez. Benimle söyleşi yaparken bilgimin ve idrakimin sınırlarına saygı duyan ve benden Delphi kahinini oynamamı istemeyen kişilere minnet duyuyorum. Devam edelim. Geldik 21. sayfaya. Burada taklit üzerine bir şey var. Doğrudan cevaba geçeyim, soruyu okumayayım. Belki geleneksel olarak değil ama daha yenilerde evet. Sanatta taklit,
onu icra eden kişi tarafından bir öğrenme aracı olarak görülmeli. Sanatta taklit, onu icra eden kişi tarafından bir öğrenme aracı olarak görülmeli. Dilim dönmedi ya. Sanatta taklit, onu icra eden kişi tarafından bir öğrenme aracı olarak görülmeli. Aksi halde intihal olur. Sadece öğrenmek için taklit edersin, ortaya çıkan şeyi de yayınlamazsın. Veya yayımlarsan şöyle dersin, bu bir Hemingway taklidi. Ama internet ve üniversitelerdeki rekabet taklitle intihal arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Ama internet ve üniversitelerdeki rekabet taklitle intihal arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor ve bu bulanıklık da öğretmenlerin öğrencilerine başkalarını taklit etmeme uyarısında bulunmalarına neden oluyor. Çok saçma diyor. İnsanlar iyi şeyler okuyup onlar gibi yazmaya çalışarak öğrenmesi lazım. İnsanın iyi şeyler okuyup onlar gibi yazmaya çalışarak öğrenmesi lazım. Bir piyanist hiç başka bir piyanisti dinlememiş olsa ne yapacağını nasıl bilebilir ki? Bence taklidi aslında kullanılabileceği gibi kullanmıyoruz. Bence taklidi aslında kullanılabileceği gibi kullanmıyoruz. Burada taklidi övüyor Ursula Hanım. Devam ediyoruz. Geldik 22. sayfaya. Ben yazdıklarımı duyarım. Şiire çok genç yaşta başladım. Şiiri hep kafamda duydum. Yazmak hakkında yazan birçok insanın yazdıklarını duymuyormuş gibi göründüğünü fark ettim. Yazdıklarını dinlemiyorlar. Algıları daha teorik ve entelektüel. Ama bu şey bedenin içinde oluyorsa, yazdıklarını duyuyorsan, o zaman doğru ahengi yakalamak için dinleyebilirsin. Dinlemek cümlenin berrak bir şekilde akmasına yardımcı olacaktır. Ah ben buraları nasıl hissediyorum buraları okurken var ya, yani o duymak dinlemek meselesi çok mühim gerçekten. Genç yazarların daima bahsettiği şeye kendi sesini bulmaya gelecek olursak, dinlemezsen kendi sesini bulamazsın. Yazdıklarının sesi yazının yaptığı şeyin temel bir parçasıdır. Yazdıklarının sesi yazının yaptığı şeyin temel bir parçasıdır. Yazmayı öğretirken bunu genellikle ihmal ediyoruz. Belki şiir hariç, dolayısıyla takır tukur bir düz yazıyla karşı karşıya kalıyoruz ve sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Geldik 34. sayfaya. Benim gibi çok uzun süre yaşamanın avantajları ve dezavantajları var. Avantajlardan biri, ister istemez uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak. Ne kadar yaşamış bu yazar? Hop, şöyle bir şeye geri dönelim. Bir 90 yıl falan ömrü var galiba. 1929'da doğmuş. 2018'de ölmüş. 90. Benim gibi çok uzun süre yaşamanın avantajları ve dezavantajları var. Avantajlardan biri ister istemez uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak. Bir şeylerin gelip geçtiğini görüyorsun. Kesinlikle tek yazma biçimi olarak öne sürülen bir şeyin moda, geçici bir heves, bir trend olduğunu fark ediyorsun. Sadece şimdiyi düşünen bir editöre eserlerini, şimdi satmak istiyorsan, yazarken şimdi takip etmen gereken yol. Ama uzun vadeyi de düşünmek lazım. Hiçbir şey geçen yılın trendinden daha ölü değildir. Çok güzel bir cümle. Hiçbir şey geçen yılın trendinden daha ölü değildir. Geldik 40. sayfaya. Burada hayat mücadeledir şeyine edebiyat içinden çok güzel bir itirazda bulunuyor Ursula Hanım. Onu paylaşmak istiyorum. Yani hikayenin çatışma olduğunu vaaz etmek, daima hikayende çatışma nerede diye sormak, bunun hakkında biraz düşünmek gerekiyor. Hikayenin çatışma hakkında olduğunu, olay örgüsünün çatışma üzerine kurulu olduğunu söylersen, dünyaya bakışını ciddi biçimde sınırlamış olursun. Ayrıca bir bakıma siyasi bir beyanda da bulunmuş olursun. Hayat çatışmadır. Dolayısıyla hikayelerde çatışma gerçekten önemli olan tek şeydir. Yani bu siyasi beyan bu diyor yani. Hayat çatışmadır.
Dolayısıyla hikayelerde çatışma gerçekten önemli olan tek şeydir. Oysa bu doğru değil. Hayatı bir savaş olarak görmek dar ve sosyal Darwinci bir bakış açısı. Ayrıca gayet de maskülen bir yaklaşım. Çalışma elbette hayatın bir parçasıdır. Onu hikayelerin dışında tutmak gerektiğini söylüyor değilim. Sadece hikayelerin tek hayat damarının bu olmadığını söylüyorum. Hikayeler farklı farklı bir sürü şey hakkındadır. Devam ediyor. Arada bir soru bölüm var, oraya atlıyorum. Ben bir şey uğrunda ya da ona karşı savaşmak tabirini kullanmaktan kaçınmaya çalışıyorum. Her şeye çatışma ve şiddet içeren hızlı çözümler çerçevesinde bakmamak için direniyorum. Varoluş böyle işlemiyor bence. Lao Tzu'nun çalışma hakkında söylediklerini aklımda tutmaya çalışıyorum. O bunu ait olduğun yerle, savaş meydanıyla sınırlar. O bunu ait olduğu yerle, yani savaş sadece savaş meydanındadır gibi bir şey diyormuş herhalde. O bunu ait olduğu yerle, savaş meydanıyla sınırlar. Bütün insan davranışını çatışmaya indirgemek, insan deneyiminin uçsuz bucaksız zengin alanlarını görmezden gelmektir. 41. sayfada bu sefer David Bey Ursula Hanım'dan bir cümle söylüyor. Güzel bir cümle. Sahte gerçekçilik zamanımızın kaçış edebiyatıdır. Sahte gerçekçilik zamanımızın kaçış edebiyatıdır. 41. sayfadan da bu da. Hemen ilerliyoruz. Geldik 44. sayfaya. Güzel bir yer aslında. Şöyle bir yerden başlayıp okuyayım, tamamını değil ama. Bazı insanlar sanatın kontrolle ilgili olduğunu düşünür. Ben daha çok kendini kontrolle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani eşyayı kontrol değil, kendini kontrol. Şöyle bir şey. İçimde anlatılmak isteyen bir hikaye var. O benim amacım. Ben onun aracıyım. Eğer kendimi, egomu, istek ve fikirlerimi, zihinsel çöpümü bir kenarda tutabilir, hikayenin odağını bulabilir ve hikayeyi takip edebilirsem, hikaye kendi kendini anlattıracaktır. Çok güzel ya. Eğer kendimi, egomu, istek ve fikirlerimi, zihinsel çöpümü bir kenarda tutabilir, hikayenin odağını bulabilir ve hikayeyi takip edebilirsem, hikaye kendi kendini anlatacaktır. Geldik 45. sayfaya. Yalınlık alıştırması diye bir şey yapıyormuş Ursula Hanım. Yani bir şey yazıyor, sonra onu yapabildiği kadar sadeleştirmeye çalışıyor. Kitapta da söylediğim gibi yalınlık alıştırmasını 14 yaşındayken icat etmiştim. O ara hikaye yazma girişimlerinde kullandığım dilin tam olarak süslü olmamakla birlikte çok fazla kelime, çok fazla sıfat ve zarf içerdiğinin farkına varmıştım. Böylece hiç sıfat ya da zarf kullanmadan tam bir sayfalık bir anlatı yazmayı denedim. Çok zor bir iş. Çünkü sadece ve sonra gibi temel kelimelerin hepsi zarf ve bazen bunların tümünü atmayı başaramıyorsun. Ama sonunda ca eklenen kelimeleri ve o iştah kabartan bol salçalı sıfatları kesinlikle atabiliyorsun diyor. Devam ediyor, biraz atlayayım aradan. Sonunda elinde sade, katkısız bir parça düz yazı kalıyor. Bütün o enerjiyi fiil ve isimlere yönettiğin için de daha güçlü ve zengin oluyor. Yalınlık şimdiye kadar yaptığım hemen her atölyede kullandığım bir alıştırma. Ve insanlar ondan nefret ediyor diyor ve devam ediyor. Güzel bir egzersiz, aslında yapmak lazım. Benim de böyle bir marazım var çünkü çok fazla kelime kullanıyoruz yazdıklarımızda. Bazen tekrar okuduğumda ben de atıyorum. Bazen de çoğaltıyorum da, böyle marazlar da var. 84. sayfadayız. Sizce diyor, soruyu da okuyayım çünkü anlayamazsınız soruyu okumazsam. Sizce kurmaca dışı bir eseri ikna edici bir sanat eseri düzeyine yükselten şey ne? Sizce kurmaca dışı bir eseri ikna edici bir sanat eseri düzeyine yükselten şey ne? Onu okuyabilmem. Cevabın başı bu. Onu okuyabilmem. Sanırım bunun yaşlılıkla da ilgisi var. Bir anlatıya ihtiyaç duyuyorum. Gerçi aslında her zaman anlatıya ihtiyaç duymuşumdur. Soyut düşünmede iyi değilim. Dolayısıyla biyografi ve otobiyografiye meylediyorum.
bir de tarih aracılığıyla hikaye anlatan jeoloji gibi bilimlere ve tarihin kendisine. Soyut ya da teorik şeylere pek girmiyorum. Felsefede cidden zorlanıyorum. Üniversite bir de felsefe dersi almıştım. Hepimiz almak zorundaydık. Aslında sevmiştim ama bir türlü aklımda kalmıyordu. Felsefeyi aklımda tutamıyorum. Bir hikaye olması lazım. Mesel şeklinde olursa hatırlayabiliyorum. Mesela Kur'an'da da Cenab-ı Hak temsillerle anlatıyor, değil mi? Onun bir hikmeti buradan düşünebiliriz. Yani diyor, felsefeyi tutmak kolay değil. Bir doğru düşünme tarzı ya da düşünme tarzı. Onu düşünme tarzı olarak ezberlemek zor. Ama bir hikaye içinde onu diyor tutabiliyorum. Evet. Geldik 96. sayfaya. Burada David Bey'in bir şeyi var. Soru öncesi izahı var. Onu paylaşayım. Hoşuma gitti. Öykülerde, halk hikayelerinde, masal ve fabullarda hayvanlarla insanların birlikte varoluşundan, hayvan hikayelerinin sadece çocuklara hitap ettiği fikrinin sanayi sonrası çağa özgü olduğundan bahsediyorsunuz diyor. Yani aslında hayvanlarla ilgili öyküler büyüklerin de okuduğu öykülermiş. Geçmişte hep böyleymiş. Sanayi sonrası çağda sanki bu hikayeler, bu işte fabullar, kıssalar artık sadece çocuklar içinmiş gibi bir algı oluştu diyor. Bana edebi kurmacadaki tabulardan birini hatırlattı. Birçok edebiyat dergisinin açık bir şekilde yasakladığı bir şeyi, içinde konuşan hayvanlar olan veya bir hayvanın hayal edilen perspektifinden yazılmış hikayeleri, bunlar yasaklanmış demek ki o zamanlar edebiyat dergilerinde, hayvanların çocuk hikayeleriyle sınırlamak sizce sanayi çağı sonrasında ortaya çıkan bir fenomen mi, yoksa sanayi çağı sonrasında Amerikalılara özgü olarak ortaya çıkan bir fenomen mi? O da diyor sadece Amerikalılara özgü değil, Avrupa edebiyatını da kapsıyor diyor ve devam ediyor cevabı, ama cevabı okumayacağım. Geldik 101. sayfaya. Burada ben bunu bir yazımda da yakın zamanda değerlendirdim bu bilgiyi. Bilim diyor bizi dünyanın merkezinden uzaklaştırıyor. Bir açıdan bu dediği doğru, bilimsel dilde bu var. Diğer açıdan ama incesine girdiğiniz zaman da bilim her şeyin merkezinde insanın olduğunu da ortaya çıkarabilir. Fakat burası yine kıymetli bir bölüm, paylaşayım. İtiraz edilebilir, katılınabilir de. Çok haklısın diyor. Bu konuda gerçek bir direnç var. Yani fantastik edebiyata, bilimsel edebiyata karşı bir direnç var diyor. Bilime gösterilen direncin çoğunun arkasında da bu yatıyor. Çünkü bilim sadece Kopernik değil, bilimin büyük kısmı bizi merkezdeki yerimizden uzaklaştırıyor. Çünkü merkezde değiliz. Öyle değil, aslında merkezdeyiz. Ama incesine daha giremedik o kadar. Bu seküler bilimler açısından. Çünkü merkezde değiliz. Yeryüzünün hayal edilmeyecek ölçüde yaşlı olduğunu öğrendiğinde bir nevi tahtından indirilmiş gibi hissediyorsun. Birçok insan buna tahammül edemiyor. Bundan nefret ediyor. Kendilerini yabancılaşmış hissediyorlar. Çok yazık. Halbuki içine girebilselerdi, bilim her daim hepimizin etrafında gerçekleşen, hepimizin parçası olduğumuz bütün o harikulade süreçlerle çok daha derinden özdeşleşmelerini sağlayabilirdi, diyor. Efendim geldik son alıntımıza. Son alıntımız enteresan. Kitabın kendisinden değil, sonundaki reklamdan. Kitabın sonunda 4-5 tane kitap reklamı var. Yalan olmasın, 4-5. Evet, 4 tane kitap reklamı var. 1-2-3-4. Orada Foucault'un Güzel Tehlike diye bir söyleşi kitabı var. Onun sonunda bir cümle var. Reklamının, yani reklam metninin cümlesi. Sonuçta tek gerçek vatan, insanın ayağını basabileceği tek toprak, başını sokabileceği, sığınabileceği tek ev, çocukluğundan itibaren öğrendiği dildir. Efendim, bu kitapta böyle. Şöyle kapağını bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Ursula Hanım'ın yazmak üzerine söyledikleri, kulak verilmesi gereken nasihatler. Ben çok faydasını gördüm. Önceki kitabında da daha çoğu vardı. Burada daha azı var. O denizde bir dalga mıydı, öyle bir şeydi onun ismi işte. Okumak lazım. Bir de kadın çok şey konuşuyor böyle. Hani bir kalıpları falan yok. İçindeki ilhama göre konuşuyor diyeyim. O da ufkunuzu açıyor. Bu kitaplıkta bu kadar.
Bir daha ismini söylüyorum. Yazma Üzerine Sohbetler. Ursula K. Le Guin. Söyleşi yapılan kişi. Eğer doğru telaffuz ettiysem. Söyleşiyi David Neiman yapmış. Metis Yayınlarından çıkmış. Efendim, fosforlu kalemde bir kitaplık daha bu kadar. Başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.